Buldunuz mu yeni eleman? Yok, hayır. Hala görüşüyorum. Hmm. Adaylardan birini burcunu sevmediniz diye işe almadığınızı duydum, doğru mu? Kim yumurtladı bakayım bunu? Ertuğrul Bey, ben burada iş yeri temsilcisiyim. Uçan kuştan haberim olur. Sizce benim personel alırken daha önemli kıstaslarım olabilir mi Selçuk Beyciğim? Peki niye almadınız o zaman? Gözünün üstünde kaşı vardı. Var mı bir itirazın? Hesap mı vereceğim be? Allah Allah. Vay be. Demek büyük gün geldi ha. Ya. Sizin departmandan pek kimseyi göremedim. Çünkü ben davet etmedim. Aa. Şeytan görsün onların yüzünü. Hay Allah ya. Ya Esma, bir şey söyleyeceğim sana. Sen niye işten çıkardılar seni? Yani çok dekolte falan giymiyorsun, o yüzden olmasın? Tabii lan, onların departmanında hatunlar böyle göğüslerin yarısı dışarıda. Mini etekler, gıcır gıcır 20'lik hatunlar var orada oğlum. Sebep şu. Diğer personelle uyumsuzluk ya. Diğer personelle uyumsuzluk. O ne ya? Ne kadar saçma bir sebep. Değil böyle mi? Şey olur mu ya? Ne yani? Bundan sonra personelde ten uyumu falan mı arayacağız? Kavuçuk Ertuğrul'un kavuçuk işte. Oğlum ben bizim çalışanlardan bazılarıyla inanılmaz bir ten uyumu hissediyorum bunu. İçindeyiz. Sen hissetmiyor musun? Yok, yok, ben salam ya. Ben tam bir salam. Estağfurullah Esma'cığım. Yok 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 yok. Vallahi ben salam ya. O benim ofis yenileme işlemimi onayladığında ben bunu anlamalıydım ve anlayamadım. Ben tam bir salam. Bir dakika. Ertuğrul yani bu şeyi onay, talebi onayladı mı? Tabii onayladı. Neler verdi? Neler vermek? Mesela? Yeni bir bilgisayar. Bilgisayar. Başka? Masa. Masa. Başka? Köşemeler bile cillop gibi diyeyim ne dedim. Hatta delikli bir zımba, hiç kullanılmamış bir zımba bile vermişler. Hay Allah ya. Ben onları tam topu topu sadece 15 gün kullanabilirim. Hadi ya, çok yazık ya. Of. Demek büyük gün geldi ha Esma? Ya, geldi. Hadi gel bir an önce senin muhasebeden şeyini keselim, sen git. Bu arada 200 lira da hesabına para yazdırdım. Ay canım, çok zahmet etmişsin ya. Çok sağ ol vallahi. Sağ ol. Ben bu arada tabii sana şunu söylemek istiyorum. Ben senin gitmeni hiç istemiyordum. Biz de hiç istemeyiz yani gitmeden. Ertuğrul Bey'in karşısına geçtim, dedim ki keşke gitmeseydi dedim. Her şeyi de söyledim. Ben senin Ertuğrul Bey'e ne söyleyip ne söylemediğini gayet iyi biliyorum, tamam mı? Şimdi burada atıp tutma gerizekalı. Tamam evet, bazı şeyleri söyledim ama senin tuvalette içki içtiğini söylemedim Esma. Aa, Esma tuvalette içki mi içiyor? Evet. Çok mu içiyor? Yok yok, şey tamam, biz gidelim hesabı keselim, tamam mı? Hadi görüşürüz, sonra gidelim yine. Ben sana bir şey söyleyeyim mi? Söyle. Bak Ertuğrul buna yazdı, bu da yok falan deyince shooting him forest. Öyle mi diyorsun? Aynen. Esma, ne yapacaksın şimdi? Yeni bir şey ayarladın mı? Yok. İlk önce verecekleri yarım aylık tazminatla güzelce bir tatil yapacağım. Artık ondan sonrasına da Allah kerim. Ya inanamıyorum ya. Vere vere sadece yarım aylık tazminat mı verdiler sana ya? Ulan ne kadar şerefsiz adamlar. Genel müdür daha yeni cip almadı mı altına? Aldı Ali Kemal, ama onun için de önlem aldılar. Tasarruf yaptılar. Ne yaptılar? LPG tüp taktırdılar. Bir de sana susturucu taktırsalar. Kulağımızın dibinde vıdı vıdı. Hayret bir şey ya. Esma bak, ben bu keleği yemem, haklarımı sonuna kadar savunacağım dersen yanındayım, unutma, tamam mı? Selçuk çalış. Ne savunacağım haklarımı ya? Ya sonuçta ayrılmak isteyen de bendim. Ben tam istifa dilekçemi verecektim. Bir baktım beni işten kovmuşlar. Allah Allah. Ayrıca buradaki yöneticilerin hepsinin de canı cehenneme, tamam mı? Neyse, yani bir şeye ihtiyacın olur, bir şey olur, unutma. Ben iş yeri temsilcisiyim. İstediğin zaman arayabilirsin beni, tamam mı? Tamam. Çok teşekkür ederim arkadaşlar. Artık ben gideyim. Yolcu yolunda gerek, değil mi? Uğra. Tamam. Tamam, okey. Canım bak, burada benim şahsi numaram da var. Burada arayabilirsin beni. Tamam. Görüşürüz. Görüşürüz. Tamam oldu. Hayvan herifler ya. Hayvan herifler ya. Ne kadar şeker bir kızdı, değil mi ya? Onun bendeki yeri çok ayrıydı, çok. İçiyor diyorum, çok içiyor. Önemli değil, ben severim. Ya arkadaşlar ya, bu böyle olmaz ya. Nasıl olacak? Ne bu ya? Dingo'nun ahırı mı bu? Ha. Böyle gitmez bu işler. Gelin benimle ya. Gelin gelin. Tabii tabii. Yürü be hacı be. Kahveler senden ha. Tamam oğlum, yavaş. Ah. Vay be.
Bir saatimiz var, dosyamız var. Canım şunu şöyle ver bakayım şunu. Oğlum o bilgisayar, dur dokunma. Neye dokunma? O benim bilgisayar. Nereden senin bilgisayarın lan? Oğlum, 2 dakika. Oğlum ben gördüm, ben aldım. Soruları da ben sormuştum. Hadi be, nereden hayır sordun oğlum ya? Bu bilgisayar. Bu elleme elleme. Esma'nın bilgisayarı 2 dakikada kapaklandı. Ulan ne esması şey. Esma yok oldu git. Oğlum şşt, bırak lan. Benim o bilgisayar. Ben şşt, aldım ya. Oğlum benim olsun mu lan? Hayır. Hı? Niye senin oluyor? Senin oğlum. Ya soliter oynuyorum, bırakın ya. Bakın şey, çok acayip bir mendil çeşidi buldum. Ne? İsterseniz bunu verebilirim, geceleri uyursunuz. Ver lan, ne olur benim olsun. Oğlum bırak şşt, sen. Lan, senin elindeki çok kıymetli, şşt, sen onunla oyna. Ellemeyin arkadaşlar ya. Bilgisayar benim, tamam ya, mı? Ya oyunu kapattın ya. Ulan ne biçim adamsın? Zımbaları verme. Gıcır gıcır zımbalar. Hiçbirini verme. Tamam senin olsun zımbalar filan be. Bu? İğrençsiniz ya. Hepiniz iğrençsiniz ya. Allah. Neyse bir laf işittik. Bilgisayar da bana kaldı yani, kusura bakmayın. Benim tamam olsun. Oğlum sen zaten kızın en önemli şeyini aldın. Ay. Nasıl? Hadi bir oğlum. Numaralı salak. Ne oldu lan? Bir kurdunmuş lan. Bıraksana lan! Bırak! 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 Ulan bilgisayar parçalanacak lan geri zekalı lan. Çok ayıp oldu ya. Ya kıza çok ayıp ettik ya. Böyle bir çiçek falan mı yaptırsak, göndersek, gönlünü alsak kızın ha? Ha böyle bir kart falan yazsak, bir şey yapsak ha? Güzel fikir. Olabilir. Bende var. Ne var? Bende var. Masasından buldum. Ulan emosyonmuşsun ya sen ya. Yok mu bunların zarfı falan? Şeyde vardır bence. Esma'nın çekmecesinde olabilir. Hmm. Değil mi? İsterseniz bir şey yap. Ben de Vildan nerelerde diyordum. Burada çalışmamakla meşgulmuş. Ay, vallahi değil Vildan'cığım. Sokak çocuklarına yardım için çalışıyordum. Ertuğrul Bey'in yardım fikri beni çok hüzünlendirdi. Yardım etmeyi ben de çok severim. Özellikle de herkes öğrenecekse. Bu Sokak Çocukları Derneği için yardım toplamak şirkete müthiş reklam yaptıracak. Siz ne satacaksınız? Bilmiyorum. Eski kıyafetlerimi satarım herhalde. Gelirin %10'unu da bağışlarım. Çok güzel. Ya da %5'ini. Ya da 1'i bakalım. Sen? Ben şiirlerimi satmaya karar verdim. Bir tanesini alır mısınız? Aa yok, şiir olayı... Benim aram yok. Ama bir okusam çok seveceksiniz. Ha tabii mutlaka. Sonra bir ara okursun. Şimdi çok işim var. 2 dakika. Ne olur Allah aşkına ayırın bana. Bakın. Sevgili sevgilim. Oo çok güzelmiş. Aldım gitti. Daha ilk laf da etkiledi sizi değil mi? Evet. Öyle oldu. Of. Hey Muruk, karar verdin mi? Ne satacağım maaş için? Oğlum aklıma harika bir fikir geldi ha. Milletin böyle aklını böyle tak diye alacağım ha. Allah Allah. Neymiş lan o? Söylesene. Muhteşem şoför Ali Kemal'le, daha doğrusu pilot demek lazım, bir gazlama turu. Macera dolu bir yolculuk. O ne ya Allah'ını sen? Ne o? Oğlum milletin para karşılığı, tamam mı? Arabayla şehir içinde gazlamaya götüreceğim. Allah Allah. Ha tabii. Sen kullanacaksın ama bak. Oğlum ben arabayı kimseye dokandırtmam. Tabii ki ben kullanacağım oğlum. Ayak mısın? Ya ben anlamadım. Bu nasıl bir zevk, nasıl bir kafa? Ya ne zevk alıyorsun ki sen şimdi? Bak kardeşim sen arabaya bineceksin tamam mı benim yanıma? Emniyet kemerini takacaksın. Şehirde sana 2 tur bir attıracağım hocam. İçin dışına çıkmazsa, arabanın içine kusturtmazsan bana da Ali Kemal demesinler. Tabii lan. Seveceksin saygılar. Günaydın. Keker misiniz Deniz Hanım? 20 valla. 5 lira. Niye ki? Sokak Çocukları Derneği'ne bağış. Nereye bağış? Sokak Çocukları Derneği'ne. İçinde ne var bunun? Ne oldu demin bedavayken sormuyordun? Hı? Parayı verince mi içindekini araştırmak geldi aklına? E tabii bir şey vereceksem nereye gittiğini ucunu takip etmem gerekiyor para konusunda. Cevizli. Kendi ellerimle yaptım. Ellerin dert görmesin. Bir şey diyeceğim. Hı. Sen bunu Aslı Hanım'a götürdün mü? Hı. Götürsene. Cevize bayılır o. Bir kere ceviz aşermiştim. Sokaklara çıkıp onun için taze ceviz aramıştık. Bayılır bayılır. İçi içinden geçer. Ne yapacağını şaşırır. Ama sakın cevizli olduğunu söyleme böyle. İlk ısırıkta hissetsin. Şurasından geçsin. Tamam. Ben o zaman sekerek gideyim. Gizlik seksin. Alsın bakalım alerjisi. Solaryum güzeli.
Ooo Selçuk. Ertuğrul Bey. Şu bağışçılarından ne kadar para toplandı? Az önce karar verdim. Toplanan tüm paranın iki katını ben bağışlıyorum. Tabii daha sonra şirketin kasasından almak üzere. Öyle mi? Evet. Ne kadar güzel, bravo. Yani hakikaten takdire şayan bir hareket. Tebrik ederim. Biliyorum evladım. Hadi bakalım söyle şu rakamı yazalım. Rakamlar, rakamlar, rakamlar. Hayatın her yeri rakamlar. Selçuk, sadede gel bakayım. Hadi, hadi bakalım. evet, Ertuğrul Beyciğim, biz 4867 lira toplamışız. Yahu, maşallah be. Aferin size, aferin. O halde ben 10.000 lira yazıyorum ya. Yazma, evet. Yazmayın. Acele etmeyin en azından, yazmayın. Niye evlat? Şimdi şöyle Ertuğrul Bey. Hı. Biz bu parayı toplarken Ali Kemal hani şehir turu yapıyordu ya. Orada öyle birkaç tane arabaya dokundurmuş. 5400 lira oraya şey verdik, masraf ödedik. Muhsin Kavuççu'nun yaptığı kekten de aslanım zehirlendi. 1300 de oraya yazdık. Ne diyorsun ya? Şimdi genel... Rakama gel, rakama gel. Evet. Rakama gel. Vallahi eksi 2000. Ama çocuk esirgeme kurumu bize 1000 lirayı öderse şahane durumdayız. Evladım benim gözüm karardı. Şimdi Ertuğrul Bey siz bilirsiniz ama özel hastaneye gidersek hop 1500. İster aydın ister bayılın. Ne diyorsun ya? Allah'ım. Yavaş. Yavaş. Aman Allah kahretsin ya. Funda Hanımcığım ben de sizi arıyordum. Ben çok düşündüm ve şiirlerimi satmamaya karar verdim. Yani eğer sizin için bir sakıncası yoksa buyurun paranız, şiirimi geri verebilir misiniz? İyi. Al.